Arkadaşlar, yeni bir Metin 2 videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda 2 level birden alışımın sizlere sunumunu yapıyor olacağım sevgili dostlar. Bakalım bu serüvende kaç level ulaşmışız, hep birlikte görelim. İyi seyirler diliyorum. Üç önlü becerimin Grant olabilmesi için sadece bir adet BK'ya ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Elimde de gördüğünüz gibi bir tane müzevi tavsiyesi olduğu için şimdi sizlerle birlikte %100 başarılı olasılığıyla bunu G yapmış olacağız. Devamında da arkadaşlar hemen ilk yurttaşımı okumak istiyorum. Bakarsınız şansımız olumlu yönden bakar ve de G2 yapmak da nasip olur bana. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen müzevimize tıklayalım ve de G'mizi açmış olalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu şekilde Grand'ımızı açmış olduk. Hemen rotation okumak istiyorum. Evet, ilk rotation'ımız ne yazık ki başarısız oldu. Dikkatinizi çektim bilmiyorum değerli arkadaşlar ama şöyle XP'm şu an 99.66. Balık sandığı alıp 10 tane balık sandığı açmak istiyorum. Kahramanlık madalyası eğer çıkarsa büyülü ormanda level atlayışımın da sunumunu yapmak istiyorum sizlere. Bir önceki videoda her birinin açımları farklı olmak üzere yaklaşık 40 tane sandık açtıktan sonra madalyaya ulaşabilmiştim. Açıkçası sandık yönünden pek şansım olmasa da bu seferki temennim en erken çıkması yönünde olacak. Bir an önce level atlamak istiyorum çünkü. Bunun için de kahramanlık madalyasına ihtiyacım var bildiğiniz üzere. Bakarsınız içerisinde çok fazla miktarda kuşak çıkarsa bunu sizlerle birlikte üste de atabiliriz. Böyle de bir sunum yapmak istiyorum sizlere. İlkini açarak başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Dediğim gibi en erken bir şekilde madalyaya ulaşabilirsem benim için çok iyi bir şey olmuş olacak. İlkini açarak başlayalım. İlkinden lider 2 tabi çıktı. Üçüncüsünden kritik isabet. Şöyle hızlı bir şekilde açayım arkadaşlar. Sizlere bu yönden çok fazla sıkmak istemiyorum. Evet, Efsun'undan kutsama küresine kadar her şey çıktı ama ne yazık ki şu an görünürde kahramanlık madalyası yok. Evet arkadaşlar, 10 tanenin sonucunda ne yazık ki madalyaya ulaşamadım. Bir 10 tane daha edinmeye çalışacağım. Bakarsınız bu sefer elde edebiliriz. Her biri 2 açım olmak üzere toplamda 20 tane açmak istiyorum bu sefer sizlerle birlikte. İlkini açarak başlayalım. İlkinden kutsama küresi çıktı. İstesem çıkmaz. Evet, üçüncüsüne devam edelim. Hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Zaten solda görüyorsunuz neler çıktığını. Evet, bir tane de kötülük kovma elde ettim. Evet, ikinci kutsama kürem oldu. Yanlış hatırlamıyorsam sayısı konusunda pek fazla emin değilim ama sanırım 16'nın sonucunda çıktı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, bir tane daha kuşak çıkarabilseydim %1 yemişti. %5 yemiş yapıp bir önceki videoda sizler de biliyorsunuz bir tane daha %5 yemişli kuşağım vardı. Onunla kombinleyebilirdim ama ne yazık ki bir tane kuşak çıkaramadık. 98 level olmak üzereyim arkadaşlar. Şu an 0.6'lık bir sadece X dilimi kaldı. Bu metti kestikten sonra level atlayacağımı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Evet, 105 level olmak gibi planım vardı ama arkadaşlarım bana tavsiye sonucunda bir süre 101'de kalmayı düşünüyorum. Çünkü 105 level olduğum takdirde map'te bana herhangi bir itemin düşmeyeceğini söylediler. Haklılar da gibi görünüyorlar. Biraz 101 levelde durduktan sonra 105'e kasarım. Planım bu şekilde olacak. Yani 3 level sonrasında bir süre level kasmayı dediğim gibi durdurmayı düşünüyorum. Bu arada level de aldım. 98 level, bizlere hayırlı olsun. Bu arada event var. Event'in detayları ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim ama şöyle gördüğünüz gibi metinlerin görünümleri değişmiş. Kutsama kağıdımız da düştü bu arada. Metinlerin görünümü değişmiş. Bana kalırsa çok tatlı olduğu görülüyor. Bayağı da güzel düşünmüşler. Dediğim gibi arkadaşlar, planım 101 level olabilmek. 3 level var. Çok fazla uğraştırmayacaktır diye düşünüyorum beni. Hemen sizlere tekrardan söyleyeyim neden böyle bir karar aldığımı. Map'te sanırım 105 levelde droplar bayağı düşüyormuş. Hani ben en azından bir süre map takılmayı düşündüğüm için 101 level benim için ideal bir level olacak. Orada item drop'unu etkilememesi adına. Peki neden 100 level, 100 levelde değil de 101 levelde bırakıyorum? Arkadaşım Razador 108 level olduğu için eğer 101 levele kasarsam hem Razador'a zehir ve kanama vermemin de kolaylaşacağını söylediği için 101 levelde bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bana mantıklı gibi geldi. Balık sandığından çıkarmış olduğum şu mami yumurtasını da kasmak istiyorum. Oranlarını sol tarafta görüyorsunuz. 1.7 HP başlangıcı var. SPS de 1.5. Savunma yönünden biraz düşük oranlı çıkmış ama umarım 5 levelde 0.5, 0.6 artışlıdır. Hemen şöyle ilk nesne XP'mi yedirmek istiyorum. 2 level oldu. Hemen hızlı bir şekilde 5 level yapıp sabit artışlı mı veya düzensiz mi hemen ona bakalım. İkinci nesnemizi de yedirelim.
Evet, 4 level oldu. 5 level dağıtmadı arkadaşlar. Düzensiz artış. Büyülü Orman'da level kasma maceram içerisinde görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar bir hali fazla dönüştürme itemleri elde ettim. Sanırım orada level kasmanın en güzel yanlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi dönüştürme itemlerinin çok fazla atıyor olması gerek. 15 tane Saray Ejderha Yayım var. Her biri artı 7 olmak üzere. 2 tane Muharebe Kılıcım var. Son olarak ise sadece bir kere deneyebileceğim bir adet Siyah Çeliğim var. İşe Saray Ejderha Yayını Anka'ya yükseltme hedefleyerek başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bakalım 15 tane Saray Ejderha Yayın sonucunda bize toplamda ne kadar Anka Yayı olarak geri dönecek hep birlikte görelim. İlk 8 tane şöyle yerleştirmek istiyorum hızlı bir şekilde. Bakalım ilk 8'in sonucunda başarılı bir şekilde yükseltebilecek miyiz hep birlikte görelim. İlkine bakalım. İlkinde hata oluştu. Sol tarafta görüyorsunuz zaten. Evet, üçüncüsünde Anka'yı elde edebildik. Dördüncüsünde de hata oluştu. Hızlı bir şekilde yükselteyim. Evet arkadaşlar, 8'de 2 yaparak pek şanslı olmadığımızı gösteren bir tabloyla karşılaştık. Şu geri kalanları da hemen hızlı bir şekilde ben yerleştireyim. O zaman videoya gireyim. Hem siz de bu yönden fazla sıkılmamış olursunuz. Geriye kalan 7 tane de hemen hızlı bir şekilde yerleştirdim. Biliyorsunuz ki ilk 8'de 2 yaparak pek iyi bir başlangıç yapmamıştık. Bakalım bu sefer 7 tanenin sonucunda kaç tane Anka'yı elde edeceğiz? Hep birlikte görelim. Hızlı bir şekilde ekini atmak istiyorum. Evet, ilkinde de hata oluştu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3'te 1 yaptık. Evet arkadaşlar, 7'de 3 yaparak bu sefer kendi adıma iyi sonuca imza attığımı düşünüyorum. Şu 2 tane muharebe kılıcını da hemen yükseltelim. Ben gerekli olan malzemeleri düzenleyeyim. Kaldığımız yerden Runi kılıcı deneyerek devam edelim sevgili dostlar. 2 tane gördüğünüz gibi muharebe kılıcım var. Çok da fazla deneyemeyeceğiz zaten. Hemen ilkini atarak işe başlamak istiyorum. Evet, ilkinde hata oluştu. İkincisinde Runi kılıcı elde ettik. Gayet güzel. Hemen hızlı bir şekilde şu geriye kalan siyah çeliğimizi de yükseltelim. Zaten bir tane deneyebileceğiz. Hemen yerleştirmek istiyorum. Bakalım bu geçecek mi? Evet, hata oluştu. Sağlık olsun. Hemen bir değerlendirme yapalım sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki 15 tane Saray Ejderha yayımız vardı. 15, 5 tanesinde Anka yayı edebildim. Güzel olduğunu düşünüyorum. 2 tane Muharebe Kılıcı'nın sonunda bir tane Runik Kılıcı elde edebildim. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Son olarak zaten bir kez deneyebilmiş olduğumuz Siyah Çeliğin sonucunda ne yazık ki elde edemedik. Ufak bir değerlendirme yaptıktan sonra arkadaşlar kendime dönüşüm sonucunda güzel bir gelir kazandırdığımı düşünüyorum. Videonun devamında tekrardan iyi seyirler diliyorum. Devam eden eventin detayları ile ilgili sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Belki event konusunda bilgiye sahip olmayanınız olabilir aranızda. Şöyle gördüğünüz gibi Summer adı altında bir NPC eklendi oyuna. Bu NPC hemen depocunun sağ tarafında bulabilmeniz mümkün. Levelinize uygun kesebileceğiniz her slottan şöyle buz toplarını elde edebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Her 10 tane olması şartıyla NPC'ye tıkladığınız takdirde sizlere başlangıç aşamasında bir tane dondurma külahı veriyor. Hatta örnek olması açısından ilkini sizlerle birlikte almak istiyorum. Gördüğünüz gibi envanterime bir tane dondurma külahı geldi. Bu dondurma külahının ayrıntıları olarak birçok şey veriyor ama ben event'e devam etmek için şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bu dondurma külahlarından toplamda 3 tane elde ettiğiniz takdirde değerli arkadaşlar sizlere şöyle ikinci aşamada kristal kase veriyor. Fakat şöyle de bir detay var. Kristal kaseyi sadece bir karakterinizden günde bir kez alabiliyorsunuz. Fakat aynı hesap içerisinde artı 30 level olması şartıyla diğer karakterlerinizden alabilirsiniz sınırsız sayıda. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de kristal kase elde ettikten sonra dondurma pastasını elde ediyoruz. Tekrardan hatırlatayım. 3 tane kristal kasenin sonucunda dondurma pastasını elde ediyorsunuz. Zaten şöyle tıkladığınız takdirde size ne kadar ihtiyacınız olduğunu da burada gösteriyor. Biz devam edelim. Dondurma pastasını elde ettikten sonra arkadaşlar eventin son aşamasında sizlere bir tane termos çanta veriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben daha öncesinde bunları elde etmiştim. Bu çantanın içerisinde arkadaşlar nesne marketten elde edebileceğiniz birçok ürün mevcut. Değerli sayılabilecek ürünleri elde edebilirsiniz. Örneğin ev su nesnesi çıkabiliyor, artırma kağıdı çıkabiliyor. Tamamen şansa dayalı çok değerli şeyler elde edebilirsiniz. Hatta ben sizlere açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane artırma kağıdı elde ettik. Gayet güzel. Hemen kısa özet geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ne demiştik? 10 tane buz tapına bir tane dondurma külahı veriyor. Ve 3 tane dondurma külahını elde ettikten sonra da bir tane kristal kase veriyor. Kristal kasenin sonucunda bir tane dondurma pastası veriyor ve son aşamada bir tane termos çanta elde ediyorsunuz. Ve termos çanta sonucu açtıktan sonra da bir tane gördüğünüz gibi değerli sayılabilecek ürünler elde ediyorsunuz.
Peki ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum diyorsanız ve de karayaza ihtiyacınız varsa NPC'ye tıkladığınız takdirde arkadaşlar sizlere karayazı sunuyor böyle. Gördüğünüz gibi farklı farklı zamanları içeren karayazılar burada mevcut. Bu videodaki ikinci ruh taşımı da okumak istiyorum sizlerle birlikte sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere 3 önlemimiz grant olduktan sonra ilk ruh taşı okumamız başarısız olmuştu ne yazık ki. Hemen ikincisine devam etmek istiyorum. 3 önle okuyorduk bildiğiniz üzere. Bakalım bu sefer başarılı olacak mı? Evet, G2 yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 5 tane de aslan sertifikam var. Bunlar büyülü ormanda kasıldığım esnada düştü. İlginç olan detay ise sadece 100 levellik metinden elde ettim hepsini. Sakın nispet yapıyor gibi lütfen algılamayın. Sadece bilgimi paylaşmak istiyorum. Eğer yüksek levelde sertifika ihtiyacınız varsa 100 levellik metinden çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Gerçi yüksek levellerde ne kadar sertifika ihtiyacınız olur orası tartışılır ama dediğim gibi sertifika elde etmek istiyorsanız büyülü orman sizler için doğru yerler arasında olacaktır. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama eksim şu an 99.68. Hemen hızlı bir şekilde hadi gidelim levelimizi atlayalım. Bu şekilde de videomuzu güzel bir şekilde neticelendirmiş olalım. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. 99 level olmak üzereyim sevgili dostlar. Sadece ihtiyacım olan %0.28'lik bir exp. Bu metni kestikten sonra hemen hemen level atlayacağımı tahmin ediyorum. Sizlerle birlikte level aldıktan sonra arkadaşlar videomuzu da bu şekilde neticelendirmiş olalım. Level atlayarak güzel bir şekilde süslemiş olacağız videomuzun son bölümünü. Bu metin tahminen beni level atlatacaktır diye düşünüyorum. Sadece %0.19'luk bir exp kaldı geriye kalan. Bakalım. Bu videoda arkadaşlar elimden geldikçe içeriye bol tutmak için her şeyden biraz yapmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben güzel şeyler sunduğumu tahmin ediyorum sizlere. Umarım benimle aynı görüşe sahip olursunuz bu yönden. Evet, 99 level'de oldum. Hayır, güzel bir şekilde bu şekilde sonlandırmış olalım videomuzu değerli arkadaşlar. Sizlere teşekkür etmek istiyorum bu videoda beni yalnız bırakmadığınız için. Videomu izlemiş olduğunuz için. Tekrardan bir sonraki videolarda nasipse görüşmek dileğiyle diyorum değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.